Parantez programından merhabalar sayın seyirciler. Yeni bir hafta başında karşınızdayız. Tabii çok önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Hafta sonu itibariyle hem 10 Muharrem olması ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi münasebetiyle hem milli anlamda hem de dini anlamda çok değerli, çok kıymetli günler ve ders çıkartmamız gereken günler içerisinden geçiyoruz. 30 Ağustos başlığını konuşacağız bugün ayrıntılı olarak. Türkiye'nin bu milli bayramlarla alakalı son dönemlerde yaşananlar ile alakalı aslında konuşuyoruz ama bugün de biraz daha detaylandırarak konuşacağız. Konuğumuz Hasan Hüseyin Tekin. Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. 30 Ağustos başlığıyla başlayalım. Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümü. 30 Ağustos Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasında en büyük adımlardan biriydi. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bu kutlu zaferi her yıl büyük bir coşkuyla kutlardı. Kendisinin son 30 Ağustos programında yaptığı konuşmadan bir kesit aktararak programımızı açıyoruz. Taarruz, Türk milletinin en büyük zaferi. Peki ne olmuş burada? Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi, Başkumandanlık Meydan Muharebesi, bütün bunlar Anadolu'nun temizlenmesi, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi demektir. Anlatabildik mi? Yani bu savaştan sonra Anadolu Türkleşmiştir. Esasen Anadolu'nun Türkleşmesi Hacı Bektaş-ı Veli ile başlıyor. Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin gönderdiği ekiple Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya geldi, Anadolu'da bir tane Türk yok. Ne var? Süryani var, Keldani var, Yezdani var, Rum var, Ermeni var, o var, bu var. Ama Türk yok. Hacı Bektaş'ın annesi çok iyi bir Müslüman. Annesini çok seviyor. Babası Arap, peygamber soyundan. Şimdi tabii peygamber soyundan olması aynı zamanda Ehl-i Beyt'in devamı oluyor. İslam'ın yayılmasında Ehl-i Beyt'in fonksiyonu çok ama çok yüksektir. Hacı Bektaş geldi, Anadolu'da İslam'ı yaşamaya başladı. Onu görenler Müslüman olmaya karar verdi. Tabii bu kısa bir süre içinde olan olay değil. Müslüman olan Hacı Bektaş'a bakıyor, ben de Türk'üm diyor. Hiç siz Türk olun, kendinizi Türk olarak anlatın demiyor. Devam ediyor, Türk Müslüman oluyor, Türk oluyor. Müslüman oluyor, Türk oluyor. Yani Müslüman olanların tamamı Türk evladı oluyor. Şimdi onun için Anadolu'da Müslüman olanların tamamı Türk oğlu Türk'tür. Merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade etmeye çalıştığı ne mutlu Türk'üm diyene beyanı aynı zamanda ne mutlu Müslümanım demektir. Anlaçıldı mı? Yani bunu unutmayalım. Evlerinize bayrak asın. Eğer bayrak asmazsanız başka milletler gelir ve kendi bayraklarını asar. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş 30 Ağustos mesajında merhum Profesör Doktor Haydar Baş'ın bu tarihi uyarısını hatırlattı. BTP lideri basın açıklamasında Doğu Akdeniz krizi üzerine de son derece önemli tespitlerde bulundu. Çözüm yollarını gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul'daki evine Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Basın mensuplarını evin bahçesinde ağırlayan Hüseyin Baş, bayrak asma konusunda merhum Profesör Doktor Haydar Baş'ın tarihi uyarısını hatırlattı. Niye evlerimize bayrak asıyoruz? Buradan
tüm vatansever kardeşlerime seslenmek istiyorum bu noktada. Eğer biz evlerimize bayraklarımızı asmazsak başka milletler gelir kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar. Merhum Genel Başkanımız Haydar Baş'ın bu öğüdü, bu bize gösterdiği yolu asla unutmadan her zaman yaşayarak bugünleri idrak etmemiz gerekmektedir. Milli bayramların kutlanmasına getirilen kısıtlamaları eleştiren BTP Genel Başkanı bu konunun nedenli önemli olduğunu izah etti. Milli bayramlar bizim esasında geçmişimiz, bizim milli şuurumuz, bizim kazanımlarımız, bizim mücadelelerimizin bugünkü yansımalarıdır. Bugünkü bize kalan miraslarıdır. Evet. Bu mirasları biz ne kadar yaşayabilirsek, ne kadar yaşatabilirsek, yeni nesillere, gelecek nesillere ne kadar aktarabilirsek esasında dış politikamızda, iç politikamızda, milli birliğimizde, beraberliğimizde, şuurumuzda, aynı zamanda dini birlikteliğimizde çok daha huzurlu, çok daha birbirine kenetlenen bir yapı içinde olabiliriz. Bu mümkün hale gelir. Bu noktada da tam da bu Doğu Akdeniz'de yaşadığımız meseleler itibariyle esasında çok önemli bir güne denk geldi 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu yıl gönül isterdi ki bunları Malazgirt'in kutlandığı gibi aynı şekilde kutlayalım. Bunları bütün dünyaya gösterelim. Milli birliğimizi, şuurumuzu bütün dünyaya gösterelim istedik. Fakat malumunuz bu gerçekleşmedi. Doğu Akdeniz'de yaşanan krize de değinen Hüseyin Baş, çözüm arayanlara Kıbrıs'ı adres gösterdi. Bizim esasında bundan yaklaşık 100 yıl önce cephede savaştığımız ve bizim elimizden bütün kazanımları almak isteyen, bizim topraklarımızı bölmek isteyen bir Haçlı ittifakı oluşturmuş İtilaf devletlerinin sahadaki planlarını biz bugün masa başında uyguladıklarını görüyoruz. Peki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, vatandaş olarak, siyaset olarak, millet olarak buna nasıl bir karşılık veriyoruz? Evet, buna biz masa başında yenilerek bir karşılık veriyoruz. Bakın 2004 yılında Annan planıyla bizim elimizden Kıbrıs'ı almaya kalktılar. Biz referandum yaptık. Allah'ın işi, güney tarafı bunu istemedi. Birleştirip biz Kıbrıs'ı elimizden kaybediyorduk. Rahmetli Denktaş Türkiye'ye gelip bunu anlatmaya çabaladığında iktidarımız o gün sen git kendi ülkende propaganda yap diyerek Denktaş'ı adeta kötü bir insanmış gibi tukaka yaparak bizden uzaklaştırmaya kalktılar. Ki bugün Doğu Akdeniz'de yaşadığımız krizin temelinde esasında Kıbrıs'a yaptığımız politika vardır. Kıbrıs'la ilgili izlediğimiz politika vardır. Biz kendi toprağımızı elimizde tutmayı başaramazken gidip orada bir sınır hattı çizmeyi şu anda çabalıyoruz. Esasında bunun anahtarı da, bunun şifresi de Kıbrıs'tan geçmektedir. Dış politikada en önemli hususun diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmak olduğunun altını çizen BTP Genel Başkanı bu noktadan çok uzakta olan Ankara'ya seslendi. Bizim bugün Suriye ile aramız kötü, Mısır'la aramız kötü, Libya ile aramız kötü, Irak'la aramız kötü. Sadece Libya'da hiç kimsenin tanımadığı bir Serraç hükümetiyle bir anlaşma yaptık dedik. Geçen hafta da Serraç hükümeti Hafter'le anlaştı ve uluslararası tüm anlaşmalarının iptal olacağı üzerine anlaştı. Ve Serraç'ın bizimle yaptığı deniz hukuku sözleşmesi de ortadan kalktı. Haliyle biz Akdeniz'de Atatürk'ün 70'li 80'li yıllara kadar kazanımlandırdığı, altyapısını temelini oluşturdu. Bütün her şeyi kaybettik ve kaybetmeye hızla devam ediyoruz. Bu mantıkla Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir kazanım elde etmesi mümkün değildir. Bizim acilen komşu ülkelerimizle, birlikte olduğumuz ülkelerle işbirliği yapmaya, onlarla birlikte sınırlarımızı çözümlemeye, sorunlarımızı çözümlemeye bir an önce hareket etmemiz lazımdır. Burada merhum Atatürk'ün bakın çok doğru bir politikası vardı. Her zaman ne dedi? Arapların iç işlerine karışma ve onlarla diyaloglarını iyi tut. Çünkü bunlar bizim komşumuz, aynı coğrafyada yaşadığımız insanlar. Biz bugün Suriye ile aramızı bozduk, Libya ile aramızı bozduk, Mısır ile aramızı bozduk, Lübnan ile aramızı bozduk. Evet, 30 Ağustos'u konuşuyoruz aslında. Bu meselelerin içerisinde, 30 Ağustos gündemi içerisinde Doğu Akdeniz gündemi, Kıbrıs gündemi ve bu gündemler içerisinde Suriye gündemi, dış politika gündemi de karşımıza çıkıyor tabii ki. Bu gündemle alakalı son bir haber daha aktaralım isterseniz. Ankara'ya devlet erkanının 30 Ağustos'una uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından da Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Büyük Zafer'in 98. yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozelesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı, ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıl dönümünde zat halinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz. Törenler Beştepe'de devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada tebrikleri kabul etti. Yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri. Daha önce pek çok gerekçeyle 30 Ağustos'un toplu şekilde kutlanması yasaklanmıştı. Bu yılda koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların toplu şekilde Zafer Bayramı'nı kutlaması kısıtlandı. İllerde sadece mülki erkanın katılımıyla törenler yapıldı. Gelin yerine! Vur! Evet, bir 30 Ağustos günü aslında yani başlıkları ne yazık ki konuşuyor olacağız ama tarihe not düşülen çok dikkat çekici açıklamalar var. Evlerinize Türk bayrağı asın, eğer bayraklarınızı eve asmazsanız başka milletler gelir evlerinize o bayraklar asar ifadesi ve bunun yanında ne mutlu Türk'üm ifadesinin ne anlama geldiğini ifade eden çıkışlarıyla beraber Atatürk özelinde yapmış olduğu açıklamalarla beraber Profesör Doktor Haydar Baş'ın ne kadar önemli olduğunu, milli bayramlarını kutlamayanların, dini bayramlarını da kutlamalarının mümkün olmadığını ifade ederek aslında bir mesaj mı veriyordu? Yani bu başlıkları tek tek ana gövdeye oturtup tek tek konuşmak lazım saatlerce ama ilk önce isterseniz Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in açıklamaları ekseninde aslında şekillenen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in 30 Ağustos vurgusunu nasıl okuyorsunuz? Ardından devlet erkanının törenine geçelim evet, isterseniz. Son derece olumlu ve yapıcı bir tutumla beraber Sayın Hüseyin Baş, merhum babası Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yolundan çok net bir şekilde gidiyor ve onun söylevini ve ifade etmeye çalıştıklarını bugüne yansıtıyor ve yaşıyor, yaşatıyor. Görüldüğü üzere evine bayrak astı, Atatürk posteri astı. Ve dedi ki herkes evine bayrak assın. Çünkü dedi eğer Türk bayrağı asmazsanız başka milletler gelir bayrağını asar. Aslında bu simge bir konuşmadır, simge bir sözdür, bir atasözü gibidir. Neden? Çünkü bunu siz her yere uygulayabilirsiniz bu sözü. Yani Türk parasını kullanmazsanız gelir yabancılar paralarını kullanır şeklinde de okuyabilirsiniz. Kendi dininizi yaşamazsanız yabancılar gelir kendi dinlerini burada size yaşatır diye okutabilirsiniz. Kendi kültürünüzü yaşamazsanız yabancılar gelir kendi kültürünü burada size dayatır. Efendim bunu böyle okuyabilirsiniz. Kendi madenlerinizi çıkartmazsanız yabancılar gelir madenlerinizi çıkarır elinizden alır diye okuyabilirsiniz. Yani bu bayrak bir simgedir biliyorsun semboldür. Hani sembolizm üzerinden bunları okursak aslında hepsi doğrudur ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey aslında bunu demek istedi. Yani bayrak sadece bir bez parçası değildir. Bir millet isim geliyor ve ifade ettiğimiz bütün gerçekleri de barındırıyor. Şimdi biz kısacası şunu yapmamız lazım. Kendimize sahip çıkacağız. Değerlerimize sahip çıkacak. Zenginliğimize sahip çıkacağız. Bunları yapmaz isek çocuklarımıza sahip çıkacağız. Efendim bunları yapmazsak yabancılar gelir ve kendi değerlerini, kendi anlayışlarını, kendi efendim psikolojilerini bize dayatır ve biz olmaktan çıkarız.
Bu hakikaten öyle. Bunu Atatürk şöyle anlatmıştır. Milli benliğini yaşamayan milletler başka milletlerin şikarıdır. Yani şikar av demek. Yani başka milletlerin avıdır, başka milletlerin hedefindedir demek istiyor. Bu şuna benziyor. Şimdi bardakta su var. Su olduğu zaman içine başka bir şey dolduramazsınız. Başka bir şey almaz. Ama bu için su koymazsanız elinde ne varsa işte adamın içkisi de var, şerbeti de olur, efendim o olur, bu olur. Her şey o suyu, o bardağı doldurabilir. Fakat eğer bardağınız doluysa hiç kimse bardağınızı dolduramaz. Çünkü artık bardak sizin istediğiniz şekilde dolmuştur. Dolayısıyla bugün biz kendi değerlerimizi yaşamak, yaşatmak zorundayız. Bunu da Profesör Doktor Haydar Başbey neyle ifade etmişti? Bayrakla. Yani bayrak asmazsanız başka milletler bayrak asar sözü bir atasözüdür. Yani bir önemli bir sözdür ve altını doldurduğunuz zaman kitaplar, makaleler, ciltler dolusu eserler yazabilirsiniz. Hakikaten bu böyledir. Yani insan hayatında da böyledir bu. Bir insan düşünün, vaktini doğru düzgün bir şekilde değerlendirmezse, değil mi? Ne olur? O vakit onun aleyhine döner. Bu sefer kendi aleyhine işler yapmaya başlar. Değil mi? Yani bir insan düşün, ilim öğrenmezse, çalışmazsa, para kazanmazsa, çoluk çocuğunun rızkını temin etmezse, efendim faydalı uğraşlar edinmezse, o vakit ne kadar bereketli, değil mi? Bu sefer yani bu tip uğraşlar ne kadar bereketli, değil mi? Saygınlık kazanır toplumda. Fakat aynı insan, aynı vakti, aynı dakikayı bu şekilde değerlendiremezse, o vakit onun aleyhine döner, zaman aleyhinde çalışır. Bu sefer o vakit onu rezil etmek, itibarsızlaştırmak üzere efendim kendi aleyhinde dönmeye başlar. Günler, geceler, dakikalar, saniyeler onun için sorun, problem olmaya başlar. Aynen böyledir. Yani siz vaktinizi en güzel şekilde değerlendirmek zorundasınız. Efendim çalışmak zorundasınız ve kendi değerlerinizi yaşatmak zorundasınız. Bu da bayrakla ifade edilir. Bugün Türkiye'de ekonominin en büyük problemi ne? Çok büyük bir problemimiz var. Emisyonumuzda yabancı para dolaşıyor. Para ekonominin bayrağıdır esasında. Aynı şey. Şimdi bir ekonomide iki bayrak olmaz. Yani iki para olmaz. Bir devlette iki bayrak olmaz. İki tane ordu olmaz. Hani bir de şu var, kendi ordunuzu kurmazsanız başka ordular gelir. Doğru mu? Kendi atanızı, kendi büyüğünüzü, devletinizin kurucusunu bir kenara koyarsanız başkaları gelir, Abraham Lincoln'u koyar. Değil mi? Der ki Ahanda Atatürk'ü bir kenara koyun, Abraham Lincoln'u getirir size. Onun efendim mezarını ziyarete, efendim kabrini ziyarete sizi zorlar. Yani bunu siz yapmak zorundasınız. Dolayısıyla biz kendi değerlerimizle, cami değil efendim değerlerinizi korumasın sizi kiliseye sokar. Kiliseye sokar sizi. Dininizi yaşamazsanız misyoner gelir sizin evladınızın, değil mi? Kafasını bulandırır, onu efendim kendi inancı çerçevesinde yetiştirir. Yani kalbimizi, gönlümüzü, paramızı, cebimizi, bayrağımızı, her şeyimizi ne yapacağız? Kendimiz oluşturacağız. Bakın Profesör Doktor Haydar Başbey'in konuşmasında ne diyor? Hacı Bektaş Veli'den bahsediyor. Evet. İşte Hacı Bektaş Veli tam olarak bunu yaptı. Ne yaptı? Asker ocağını kurdu. Yeniçeri'yi kuran Hacı Bektaş Veli'dir. Ne yaptı? Ahilik teşkilatını kurdu. Ticaret erbabını yetiştirdi. Ne yaptı? İlim meclisleri oluşturdu. Ne yaptı? Efendim dinini en güzel şekilde yaşadı, yaşattı insanlara. Yani insanı ilgilendiren her şeyde en mükemmel şeyi yaptı. Profesör Doktor Haydar Başbey ne yaptı? Ben dedi, yabancıların ortaya koyduğu ekonomik sistemi kabul etmiyorum. Papaz Malthus'u kabul etmiyorum. Adam Smith'i kabul etmiyorum. Keynes'i kabul etmiyorum. Milli ekonomi modelini ortaya koydu. Biz eğer ekonomi okuyacaksak, klasik iktisadı değil, yani efendim yani amel edeceksek daha doğrusu, onlarla değil milli ekonomi modeline göre yapmamız lazım dedi. Diğer taraftan Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurdu. Dedi ki bütün partiler Türkiye'de maalesef okyanus ötesinden talimat alarak kuruldu. Ama biz öyle değiliz. Bakın partimiz bu bizleri ve kendi etrafındaki insanları bu yanlışlıklardan korudu. Bizim dedi atamız Atatürk'tür. Başka yanlış. Ne dedi? Anıtkabir'e abdestli gidin dedi. Ondan sonra yani dinlerse diyaloğa karşı çıkarak FETÖ'yle mücadele etti ve insanımızın sapık efendim düşüncelerle yani itikadi sapmalardan efendim onları ne yaptı? Korudu. Yani
her şeyin doğrusunu ortaya koydu. Ehlibeyt anlayışını ortaya koyarak Batı'nın bize dayatmaya çalıştığı Amerikan İslamı'nı, İngiliz İslamı'nı değil mi? Yine o sapık anlayışı, Şii-Sünni çatışmasını ne yaptı? Reddetti. Yani her şeyin önce güzelini ortaya koymak zorundasınız. Bir şeye karşı çıkmak yetmiyor. Evet, Batı'la karşı çıkacağız. Bu bizim vazifemiz. Fakat bu yetmiyor. Başka bir vazifemiz daha var. Hakkı ortaya koyacağız. Evet, dolar, euro kötü. Bizi mahvediyor. Bunu herkes biliyor değil mi? Ama bunu reddedelim. Peki yerine ne koyacağız? Şu an bunun sorusu, cevabı yok. Hükümet ne yapıyor? Doları dışlayın diyor. Doları bozdurun diyor. Doları cebinizde tutmayın diyor. Güzel. Yerine ne koyacağız? Bu sefer insanlar euroya gidiyor. Bir ahırdan başka bir ahıra giriyor. Altın da aynı şekilde. Altın da bize ait değil neticede. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Nedir? O zaman ne yapacağız? Euronun, altının ve diğer para birimlerinin panzehiri, onların yerine ikame edebileceğimiz veya bizim asıl paramız nedir? Milli para. Yani euroyu, doları reddedeceğiz iş piyasada, doğru. Fakat yerine milli parayı koymadıktan sonra onları kovmuş olmuyoruz. Sadece onlara küfrediyoruz. Karanlığa küfretmek, ama bir de ışık yakmak lazım. Işık yakmamız lazım. Efendim, diğer devletlerin işgalini istemiyoruz. Şudur, budur. Ekonomik sömürü istemiyoruz. Siyasi sömürü istemiyoruz. Tamam da yerine ne koyacaksın? Profesör Doktor Haydar Baş Bey hem bunları reddetti. Hani kelime-i şehadet önce bir redle başlıyor. La ilahe değil mi? Bütün ilahlar yoktur, tamam. Ama ne diyor? İllallah, Allah'tan başka. Evet, önce reddedeceğiz yanlışı, fakat yerine de hakkı ikame edeceğiz. Yani bu evinize bayrak asın. Bayrak asmazsanız başka milletler bayrak asar. Sözü esas da bunu bize anlatıyor. Onun için hakkı, hakikati de yaşamak ve onun ne olduğunu tarif etmek, tam olarak da onu ortaya koymak zorundayız. Büyük Taarruz gününde aslında dikkat çeken bir ifadeniz vardı. Yani 30 Ağustos yaklaştı, bu günlerde Büyük Taarruz'la beraber Malazgirt Zaferi kutlamaları konuşuluyordu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının iptal edildiği önceden açıklandı. Evet. Şimdi o gün siz demiştiniz ki yani bu Büyük Taarruz gününde eğer Yunanistan'a, Batı dünyasına mesaj vermek istiyorsanız Atatürk ekseninde bir mesaj verin demiştiniz. Şimdi çok enteresan. Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar aynı merkezde gibi gözükse de aslında çok farklı içerikler içinde barındırıyor. Bunu da biraz açmanızı rica ediyorum. Anıtkabir'de Sayın Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz mesajı verdi. Bu mesajı nasıl yorumluyorsunuz? Diğer taraftan Sayın Genel Başkan Hüseyin Baş'ın Doğu Akdeniz üzerinden Kıbrıs göndermesi yapması, Suriye göndermesi yapması ve bu meselelerin nasıl halledileceği ile alakalı çok dikkat çeken ifadeler de kullandı. Bu açıklamaları nereden okumak, nasıl okumak lazım sizce? Tabii şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de her geçen gün biraz daha yalnızlaşıyor. Bizim tuttuğumuz bir dal vardı. Neydi? Libya. Libya değil aslında, Serraç. Hı hı. O da kırıldı, elimizden gitti. Dolayısıyla şu anda Doğu Akdeniz'de, hani geçen gün sizinle konuşmuştuk. Doğu Akdeniz'de bir tek Libya'nın Serraç efendim tarafı var. Hani bizimle beraber hareket eden. Artık bugünden sonra o da yok. O da bitti yani. Ya bunu kesin dille söyleyebiliyor musun? Hemen hemen kesin. Evet, hemen hemen kesin. Yani şu anda Serraç'la da bir şeyimiz, bir bağlantımız kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hiçbir müttefiki, yani yarım da olsa, çeyrek de olsa, belirsiz de olsa, ihtimal de olsa maalesef kalmadı. Yani Sayın Hüseyin Baş onu ifade etti. Yani Libya ile ne dedi? Serraç'la Hafter anlaştı dedi. Evet, doğru. Bakın gelen haberler var. Şimdi Serraç biliyorsunuz, şimdi hani neyle övünüyordu Serraç? Bir tek şeyi vardı. Süheyrat Anlaşması var. Süheyrat Anlaşması'na göre meşru hükümet kabul ediliyordu. Tek şeyi buydu, tutunduğu dal buydu diyelim. Fakat Serraç halkını memnun edemedi. Yani o yönettiği küçücük halkını dahi yönetemedi. Elektrik, su veremedi. Efendim yolsuzluklar yapıldı. Yani daha düş ortada bir devlet bile yok ama yolsuzluklar hemen belirdi. Artık korona konusunda o ciddi başarısız oldu. Bakın korona herkesi götürüyor. Serraç dinlemiyor, Trump dinlemiyor, Macron dinlemiyor. Korona çok önemli bir şey. Ya halkın sağlığını koruyamadığınız zaman halk da size yol veriyor.
Diğer taraftan çok önemli bir gelişme şu esasında Türkiye açısından. Türkiye orada İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşüyordu. Esas Türkiye'nin esas adamı buydu. Esas oğlan dediğimiz, yani esas hani filmlerde var ya başrol dediğimiz Fethi Başağa'ydı. Fakat 28 Ağustos'ta Serraç Başağa'yı tam da Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada görevden aldı. Çok önemli bir gelişme bu. Bu mesaj çünkü 27 Kasım 2019'da askeri güvenlik ve işbirliği anlaşması imzalanırken imzacının bir tarafında yani taraflardan birisi Savunma Bakanımız Hulusi Akar'dı. Libya adına o anlaşmayı imzalayan kişi de Fethi Başağa'ydı. Ve Fethi Başağa yani Libya'nın bütün iş işlerini organize ediyordu. Serraç sadece Fethi Başağa'yı görevden almadı. Onun altındaki bütün adamlarını da görevden uzaklaştırdı. Yani bu esasında Serraç'ın aynı zamanda Türkiye ile ciddi bir eksen kayması yaşadığı ortaya çıktı. Yani artık Türkiye ile iş yapmak istemiyor ve başka bir gelişme oldu. Yani Türkiye esasında Sirte-Cifre hattında, şimdi biz dikkat edersen hep ne diyorduk? Serraç'ın başarısı, yani Türkiye'nin Serraç'la olan anlaşması Serraç'ın Libya'da başarısına ve oraya hakim olmasına bağlı değil mi? Bir şart vardı orada. Yani biz bir anlaşma yaptık fakat hani bazı maçlar var, grup maçları var. Sizin kazanmanız yetmiyor, rakibiniz de kaybetmesi lazım. Değil mi? Hani sizin maçı kazanmanız da yetmiyor. Aynı zamanda rakibiniz de puan kaybetmesi gerekiyor. Eğer rakibiniz kazanırsa, siz kazansanız bile değil mi? Gruptan çıkamıyorsunuz. Evet. Bu tip şeyler oluşuyor. Biz de aynı bu durumdayız. Yani bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın geçerli olabilmesi bizim elimizde değil. Evet, biz imza koyduk. Biz bir devletiz. Hatta biz onu söyleyince bize bir sürü ak troller diyelim veya işte belli belirsiz kişiler her türlü hakareti yağdırdılar. Ama şimdi ne oldu? Haklı çıktık elhamdülillah. Niye haklı çıktık? Çünkü sağduyuyla bakıyoruz meselelere. Şey de değil ki. Şimdi biz bir anlaşma yaptık. Kimle yaptık? Ben şu soruyu sormuştum. Libya'nın devlet başkanı kimdir? Libya'nın başkenti neresidir? Libya'nın ordusu, hatırlarsanız çok net. Şimdi belirsizlik ortaya çıktı. Çünkü Serraç'ın böyle bir gücü yok. Hafter de Batılıların adamı. Yani o bizim adam, yani biz onu tutuyoruz diye bir şey. İşte bizde hep alışılmış ya, bir şey tutunca sanki biz o taraftanız diye. O da onların adamı. O da Batılların adamı. Şimdi Türkiye işte Sirte ve Cufra'yı aşıp, hani o hat var ya, Sirte-Cufra hattı. Sirte biliyorsun liman, Cufra'da içeride bir kent. Efendim o hat çok önemliydi. Petrol hilaline ulaşamadı. Yani Sirte körfezine ulaşamadı. Dolayısıyla hani Türkiye'nin verdiği mücadele yetmedi. Çünkü Hafter de çok güçlü. Yanında Fransa var, Rusya var. Onu da ifade etmiştik. Libya var. Affedersiniz Mısır var. Efendim. Şimdi orayı aşıp askeri olarak hani bir adım atamayınca biz bu sefer diplomaside de biz başarısız olduk. Ve fatura Fethi Başağa'ya kesildi. Niye? Bizim. Çünkü Serraç yönetiminde de Türkiye'ye fazla taviz verildiğini düşünenler vardı. Ya işte Türkiye'ye çok fazla yanaşıyorsunuz diye. Ve işte deniz anlaşması olsun, yani bu ticaret anlaşması, Türk şirketlerine verilen efendim tavizler falan. Şimdi çok önemli bir gelişme daha oldu. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron efendim Serraç'ı Fransa'ya davet etti ve Serraç da bunu kabul etti. Çok önemli bir şey. Çünkü bizim Doğu Akdeniz'e ve Libya konusunda en büyük rakibimiz ve önümüze kırmızı çizgiler çeken, bizi efendim bu konuda sıkıştıran, Avrupa'nın kabadayılığını yapan kim? Macron ve Fransa. İşte gemilerimiz karşı karşıya geldi. Vurdu vuracak değil mi? Evet. Noktasına geldi. Ve şu anda bu Macron Serraç'ı davet etti ve Serraç da efendim Paris'e gidecek ve görüşecek. Yani Serraç'ın saf değiştirmesi bu konuda an meselesi. Çünkü Fethi Bey, yani Fethi Başağa muhtemelen Türk asıllı. Çünkü Mısrata şehri önemli oranda Türk nüfusu barındırıyor. Yani Osmanlı'dan kalma. Fethi Başağa da muhtemelen bunlardan biri. Tam bilmiyorum ama hani soyadından Başağa, ki Araplarda böyle bir soyadı olmaz.
Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda Serraç'ta yan çiziyor. Fransa'nın yanına her an geçebilir ve Türkiye, efendim yine sorduğumuz soruya, yani biz bunu sizinle Kasım 2019'da yapmıştık bu programı. Evet. Ne demiştik? Karşımızda bizim imzaladığımız hükümet yok. Karşımızda imza ya beraber efendim imzaladığımız bu anlaşmanın bir hükmü yok. Yani devletler arası ilişkilerde meşruiyet üzerinden aslında ilişkilerin sürdürülmesi ve bu ilişkileri bu meşruiyet üzerinden kurulması gerektiğini sık sık vurguladınız. Yok, meşruiyet var Serracan. Fakat gücü yok. Artı belirsizlik var. Yani Libya'nın tamamına hakim değil ve bu meşruiyet her an değişebilir. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum konuştuğumuzu. Ya bu meşruiyeti kim dağıtıyor? Yani birileri hani diploma verir gibi, sertifika verir gibi meşruiyet dağıtıyor. Bu meşruiyet değişebilir. Yarın Batılılar ya pardon ya Serraç değil Hafter meşruymuş diyebilirler. Ya o açıdan demiyorum ya. Meşruiyeti Batı dünyasının kabul ettiği derecede değil, toprak içerisinde yaşayanların kabul ettiği derecedeki meşruiyetten bahsediyorum. Şimdi tabii. Libya'da bir meşru makamdan bahsetmemiz bugün mümkün değil. Yani parçalanmış İşte Türkiye'nin dayandığı tek şey hani Serraç meşrudur noktasına dayanıyor diye onu kastediyorum. Evet. Yani şimdi, bunun bir anlamı olmadığını o zaman da söylemiştik. Evet. Çünkü burada hani meşruluğu kim belirliyor? Batılılar belirliyor. Yarın Hafter'le anlaşıp ya pardon kusura bakma Hafter meşruymuş diyebilirler. Evet. Hani bu oynaklık içerisinde yaptığımız anlaşmanın da ciddi sonuçlar problemler doğurabileceğini söylemiştik ve hakikaten çok tam da böyle oldu. Yani Orta Doğu coğrafyası böyle esasında. Şimdi, hani bizim yaptığımız esasında çok büyük bir siyasi analiz de değil, onu da ifade edeyim ama hani bizimkiler öyle bir anlattılar ki ya kardeşim ya Libya'da ne meşrulusu ne yani orada 10 dakika bile uzun bir süre hani bazı şeylerin değişmesi için. Her an her şey olabiliyor oralarda. Yani bir hükümet yok, bir başkent yok, bir başkan yok, bir meclis yok. Her şey birbirine girmiş. Ben bununla anlaştım, oldu bitti tamam. Libya ile ben anlaştım. Yarın Libya Yunanistan'la anlaşırsa şaşırmayın. Bak deniz yetkili anlaşması yaparsa şaşırmayın. Serracı çekip kardeşim gel seni başbakan yapıyoruz hadi bakalım deseler hayır mı diyecek Serracı? Dünler razı. Ya onun için yani o da Türkiye ile kurduğu ilişkileri belki Batı'ya karşı koz kullanmak için kurdu. Onu da bilmiyoruz ki. Onun için böyle oynak bir coğrafyada at oynatmak ve bütün dünyanın neredeyse karıştığı bir meselede başarı kazanmak yani çok çok zor bir olaydır. Peki burada Türkiye'nin içine düştüğü, düşürüldüğü, koşarak atladığı hangi kelime kullanacağız bilmiyorum ama bu meselede de mesela Sayın Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterine yazdığı ifadeler bana çok tanıdık geliyor. Suriye meselesini hatırlatıyor, efendim Mısır meselesini hatırlatıyor, birçok başlığı hatırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecektir diyor. Şimdi tehdit kimden, yıldırma kimden, şantaj kimden, Türkiye'nin için biz çünkü Libya meselesini ilk kullandığımızda, meselesini ilk görüştüğümüzde, konuştuğumuzda Türkiye neden Libya'da, Suriye meselesini konuştuğumuzda Türkiye neden Suriye'de sorusunun doğru bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini sürekli konuştuk. Şimdi bu gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanı yeniden Libya meselesine Türkiye'nin bir ateşe koştuğunu ve şu anda aslında biz geçen gün Karadeniz'deki petrol meselesini konuşurken aslında orada çok enteresan ifadeler de kullanmıştınız. Yani Libya'nın Libya meselesinde aslında Libya'da bir parçalanma söz konusu ama ateşe atılmak istenen bir Türkiye, hedefte olan bir Türkiye gerçeğini de görmezden gelmeden bu meseleyi analiz etmenin mümkün olmadığını ifade etmiştiniz. Şimdi bu gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden görüyoruz ki yani Libya'da bir aldanma mı söz konusu ve Sayın Genel Başkan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın açıklamalarında işte anlam planıyla beraber Kıbrıs politikasının değerlendirilmesinin bir netice vermeyeceğini ve Doğu Akdeniz'deki gerçek çözümün Kıbrıs'taki devlet anlayışı ile çözülebileceğini ve Suriye, Libya vurguları da çok dikkat çekiciydi. Bunları topyekin değerlendirdiğinizde nereye varıyoruz Sayın Tekin? Sayın Hüseyin Baş çok önemli bir şeye vurgu yaptı. Çünkü Kıbrıs bizim esas da tek dayanak noktamız şu anda Doğu Akdeniz'de Kıbrıs kaldı. Yani Kıbrıs'ın dışında bizim hareket edeceğimiz bir alanda kalmadı maalesef. Fakat dış politikada sabit diye bir şey yok. Her şey değişebilir. Yani bunlar bugün böyle de ilelebet böyle kalacak diye bir kayıt da yok. Ama dış işlerinin efendim oturup düşünüp artık hani bu hataları da kabul edip biz hata yaptık, aldandık değil. Yani bunu
hoş bir söz değil bu. Biz hata yaptık, biz yanıldık. Kimse kimseyi aldatmıyor. Kimse çocuk değil çünkü. Efendim kabul edip yeni bir rota çizmek zorunda. Diyecek ki bir, yeni bir konsept, yani yeni bir güvenlik konsepti, dışişleri ve ittifak efendim ne diyelim ona kombinasyonu oluşturmak zorunda. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki birinci efendim hedefimiz şudur. Doğu Akdeniz'de güçlü müttefikler bulacağız ve kuracağız. Onlarla ilişkilerimizi geliştireceğiz. Zaten Doğu Akdeniz dediğiniz yer 5-6 tane ülke. Suriye, Lübnan, İsrail, değil mi? Mısır, Libya, Yunanistan yani var. Yani bu ülkelerin var. O kadar. Yani İsrail ile Türkiye'nin ticari ilişkileri falan iyi ama diğer ülkeler ile Türkiye'nin hem ticari hem de diplomatik ilişkilerinin yok sayılabilecek seviyede olduğunu söyleyebiliriz ama bu nasıl olacak? İşte çalışmak gerekiyor bu plan üzerine. En azından fikir olarak bazı şeyleri kabul etmek lazım. Şimdi fikir olarak kabul etmezsek hiçbir zaman doğruya varamayız. Öncelikle fikir olarak kabul edeceğiz. Şimdi önce diyeceğiz ki bir, Suriye ile normalleşeceğiz. Suriye devletiyle. Ondan sonra Mısır'la normalleşeceğiz. Libya ile normalleşeceğiz. Efendim ve Lübnan'la normalleşeceğiz. Lübnan'la da normal değiliz. Ve bunu yaptıktan sonra bu devletlerle hani ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Hangi zaman zarfında gerçekleşir, realize olur bilmiyorum. Fakat güçlü diyaloglar kurmaya çalışacağız. Sünger çekeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim bundan sonra biz efendim geçmişi unuttuk. Efendim bu takıntılarımızı bir kenara bıraktık ve biz efendim bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kuracağız, kurmaya da başlayacağız. Önce buna karar vermemiz lazım. Ama Sayın Tekin, siz ülkeler arası ilişkilerden bahsediyorsunuz ama hükümetin Türk siyasi iktidarının kırmızı çizgisi niteliğinde, yani Suriye dediğinizde Suriye olarak değil de Esad ekseninde, Mısır değil de Sisi ekseninde siyasi iktidarın özellikle kırmızı çizgileri bunlar. Yani bu mevcut siyasetle mümkün mü? Yani ya bu devlet, açıdan soruyorum. İşte biz bunları devlet olarak görmemiz lazım, şahıs olarak değil. Şimdi düşünün, bir şirketle anlaşma yapacağı zaman, şimdi bir şirket var, efendim sözleşme yapılır, kurumsal efendim anlaşmalar yapılır, imzalar atılır ve biter. Biri kalkıp da efendim bu şirketin genel müdürü var ya, evinde efendim demokratik haklarını vermiyor, çocuklarına zulmediyor diyelim ki. Efendim çocuklarına miras vermiyor. Zulmediyor çocuklarına. Birine 1000 lira harçlık veriyor, diğerine 200 lira harçlık veriyor. Ne yapalım, bu anlaşmayı iptal edelim dese herhalde katıla gülerler değil mi? Ve efendim bu arkadaş var ya, efendim çok kötü alışkanlıkları var. Gece hayatı var. Efendim ne yapalım, bu anlaşmayı iptal edelim dese böyle bir anlaşma iptal edilir mi? Kurumsal bir anlaşma yapıyorsunuz siz. O adam gidilir, ikaz edilir, hukukunuz varsa konuşursunuz, ederseniz, bir şey yapabilirseniz, araya girerseniz, aile hukukunuz varsa dersin, ya kardeşim karına iyi davran, çocuğuna iyi davran, bak buna harçlık veriyorsun, buna da ver dersin. Şimdi hiçbir farkı yok. Şimdi biz efendim neyle, biz Esad'la anlaşmıyoruz ki. Esad yarın olmasa bile 30 sene sonra, 40 sene sonra neyse Allah'ın rahmetine kavuşacak hepimiz gibi. Ne olacak? Onu mu bekleyeceğiz yani? Esad gitsin, yerine başka biri gelsin. Onu mu bekliyoruz? Ama işler devam ediyor. Yani diplomatik ilişkiler şahıslar üzerinden kurulmaz. Devletler üzerinden, kurumsal kimlikler üzerinden kurulur. Bunu zaten hani kabul etmemiz lazım. Kabul etmiyoruz. Bu hale düşeriz. Çünkü Türkiye öyle bir hale geldi ki Doğu Akdeniz meselesinde bile İsrail'e muhtaç hale geldi. Nasıl ki Körfez Arapları, Sünni Araplar İsrail'in şemsiyesi altında toplandılarsa maalesef Doğu Akdeniz'deki ülkeler de İsrail'in şemsiyesi altında toplandı şu anda. Ve biz Doğu Akdeniz'de Mısır'la diyalog kurabilmek için İsrail'e muhtaç hale geldik. Yani sadece Körfez'de değil, yani sadece karada değil, denizde de İsrail'e muhtaç hale geldik. Yani biz bunu niye kendi elimizle yapıyoruz ki? Yani biz şunu yapabiliriz. Yani daha iyi müttefiklik anlaşmaları yapabiliriz. Daha iyi işbirliği anlaşmaları yapabiliriz. Ticari anlaşmalar yapabiliriz İsrail'den. Neden biz bunu denemiyoruz? Yani bu kadar basit mi? Efendim Sisi
diktatör. Esad diktatör, o diktatör, bu diktatör. Tamam da bu diktatörlerle herkes iş yapıyor. Hani şu olsa anlarım. Yunanistan, Amerika, İsrail, efendim Güney Kıbrıs Rum kesimi hepsi dese ki kardeşim bu adam diktatördür, bununla iş yapmayın. Hadi tamam diyeceğiz, biz de yapmayalım. Ya böyle bir şey yok ki, biz buna diktatör diyoruz, ondan hiç bundan hiç umurunda diye gidiyorlar, anlaşma yapıyorlar. Değil mi? Yunanistan, Avrupa Birliği, evet. Avrupa Birliği, efendim Mısır'la anlaşma yapmadı mı? Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Efendim bunların demokrasilerini sorguluyor. Peki İngiltere'de krallık yok mu? Krallık dediğin şey diktatörlük değil mi? Evet. Yani neyi konuşuyoruz ya? Evet. Neyi konuşuyoruz biz? Hani ne saçmalıyoruz biz yani? Hani daha uygun ifade. Neyi zırvalıyoruz? Yani Avrupa'nın neredeyse tamamı krallıkla yönetiliyor. Hani İngiltere'deki kraliçe, İngiliz kraliçesi diyelim. Hani simgesel bir kraliçe değil. Yani ciddi şekilde siyasetin içerisinde hem de dünya siyasetinin içerisinde. Mesela Yeni Zelanda Cumhurbaşkanı'nı İngiliz valisi olarak kendisi halen atıyor. Biliyor muyuz bunu? Avustralya valisini o atıyor. Yani başbakanları o atıyor. İstemediği başbakanı değiştirebiliyor ve diktatör tek başına bir kadın. 90 yaşında bu. Bilmem kaç yaşında. 90 küsur yaşında. 100 yaşına yaklaştı. Diktatörlüğün dik alası İngiltere'de var. Yani Sisi tamam o da diktatör ama en azından hani başka bir diktatör kesin devirecektir onu. Ama bunu kimse de deviremiyor. Hani devrilmez bir diktatör bu. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O zaman hani, nasıl bir devlet anlayışı? Nasıl i̇şte bu bir saçma sapan lider? Şey bunlar. Bunlar saçma. Yani dünyada şimdi Orta Doğu'da yaşananlara bakıldığında Orta Doğu'nun nasıl bir lider ihtiyacı var diye soruluyor ama aslında dünyada nasıl bir lidere ihtiyaç var sorusunun da sorulacağı zamanlar içerisinden geçiyoruz ama bunu pek konuşmuyoruz. Ya tabii bu bazı şeyleri biz belirleyemiyoruz. Mesela başka ülkelerin liderlerini belirleyemiyoruz. Bir de bakın siyaset veya liderlik veya o ülkenin yönetimi. Yani seni hani bir boyacı küpü değil yani. İşte hemen buraya bir demokrasi getirelim. Yani böyle bir şey yok. Bu o ülkenin ekonomik şartları, siyasi şartları, eğitimi, coğrafyası, kurduğu ilişkiler, tarihi hepsinin bir şeysidir bu. Bir özetidir oradaki siyaset ve yönetim. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele alalım. Değil mi? Bizim bu siyasetimiz bir günde mi oluştu? Yani yönetim şeklimiz bir günde mi oluştu? Meclisimiz bir günde mi oluştu? Değil mi? Anayasamız bir günde mi oluştu? Yani o, bu hani ta belki işte Osmanlı'yı biz biliyoruz da tabii bu coğrafyada Osmanlı olduğu için onu konuşuyoruz. Mesela ilk demokrasi hareketleri, ilk meclis hareketleri Türkiye'de yeni değil ki. Ta 1876 yılında, 150 yıl önce başlayan hareketlerin bugün geldiği nokta bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin atası, babası dediğimiz şey esasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de önce Hun İmparatorluğu'nun kurduğu kurultaylar, kurultay deniyor yani şimdi. Kurultay, Hun İmparatoru kurultayını kurar, işte aksaçlılar, beyler işte gelir oturur, istişare eder, karar alırdı. Han, işte hanlar hanı denirdi, diğerleri handı. İyi kötü bir karar alırlardı, uygularlardı. İşte bizim ilk meclisimiz böyle oluştu. İşte bizim bu yönetim anlayışımız, Türklerdeki yönetim anlayışı geldi, tekamül etti. Efendim, divan oluştu işte Osmanlı'da ne vardı? Divan vardı, padişah. İşte sadrazam, divan üyeleri vardı. O da bir nevi bir demokrasi sayılır. Yani demokrasi derken şöyle, yani bir yönetim sistemiydi. Fakat Atatürk döneminde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde işte 30 Ağustos'u da başaran, zaferle neticelendiren gazi bir meclisimiz var. Bu meclis o tarihten süzüle süzüle efendim mükemmel bir hale geldi ve bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz oluştu. Günün şartlarına uygun bir şekilde. Yani bizim yönetimi anlayışımız, siyaset anlayışımız bir günde oluşmadı. Asırların getirdiği tecrübeler, gereklilikler, zorunluluklar bizi bu noktaya getirdi. Bütün ülkeler için geçerli. Mesela bakın Libya'yı ele alın. Bakın Libya'da olacak şeyi söyleyeyim size. Hani ben müneccim değilim ama neticede oradaki yine aşiretler siyaseti belirleyecek. Mecburdular çünkü aşiretlerin dışında bir güç yok orada. Kaddafi'nin kurduğu devletin adı Libya Halk Cemahiriyesi'ydi. Cemahiriye. Bakın bunu hiçbir devlette göremezsiniz. Cemahiriye ne? Cumhuriyet mi değil? Demokrasi mi değil?
diktatörlük mü değil ama ne cemahiriye, nasıl bir yönetim kurmuştu? Ya şimdi Libya bedevi bir devlet. Kabul etsek de etmesek de aşiretlerin çok ağırlıklı olduğu, çok efendim etkin olduğu bir devlet ve o devlette yanılmıyorsam 18 tane, 20 tane böyle çok büyük aşiret var. Ve bütün Libyalılar bu aşiretlere bağlı. Aşiretlerin liderleri veya onların belirlediği temsilciler bir meclis oluşturuyordu. Onlar karar alıyordu ve bu kararlar uygulanıyordu. Buna cemahiriye denir. Başka hiçbir devlette böyle bir yönetim şekli yok. Niye? Çünkü başka bir devlette bu kadar aşiret yok ve bu kadar etkin, belki var da bu kadar etkin olan, bu kadar efendim halkın yönetimi ve siyaseti üzerine etkin olan aşiret sistemi yok. Halk da bunu kabul etmiş. Ve bu şekilde yüzyıllarca yönetilmiş. Daha ne yapalım yani şimdi biz? Bir dönem biliyorsun Güneydoğumuzda da işte ağalık sistemi çok önemliydi, çok yaygın. Mesela benim rahmetli kayınpederim ağalık sisteminden kaçıp Antalya'ya gitmiş mesela. Bana anlatıyordu ya diyor, bizde bir ağa vardı, ondan izinsiz evlenemezdik. Ondan izinsiz, efendim affedersin, tuvalete gidemezdik. Ya dedim bu nedir? Kölelik. Tuttum diyor Antalya'ya kaçtım Batman'dan. Bana anlatıyordu ağalık sistemi. Şimdi o ağa diyordu ki şu partiye oy verin, veriyorlardı. Ağa ne diyorsa oydu. Ekonomisi de, efendim siyasetleri de, sosyal hayatları da, her şeyleri de ağanın iki dudağı arasındaydı. Şimdi bizim insanımız hani aşiret kültürüyle geçmiş dönemlerde yoğruldu değil mi? Evet. Yalnızca Kürtler değil, yalnızca efendim Araplar değil, Türkler de, Türk milleti de, yani bizde obalar, efendim aşiretler, işte şimdi mesela Yusuf Halaçoğlu önemli bir tarihçi. Bunlarla ilgili ciddiyle kitap yazmış. Anadolu'daki aşiretler. Aşiret dediğin bir sosyal yapıdır. Ama biz ne oldu? Atatürk sayesinde bu aşireti aştık. Atatürk bize bunu çok güzel bir şekilde bunu aşmamızı sağladı ve aşiretten millet olduk. Şu an millet olduk. Bu daha üst bir sosyal yapıdır. Şimdi Libya tekamülünü gerçekleştiremedi. Yani şeyini bitiremedi. O gelişimini bitiremedi. Aşirette kaldı. Kaddafi dedi ki ben de size uygun bir yönetim şekli getireyim. Bu nasıl olur? Bunu insanları ikna ederek, insanları eğiterek, yetiştirerek, onlara örnek olarak yapabilirsiniz. Kaddafi de belki de böyle bir lider değildi. Ama bunu zorla, bombalayarak, öldürerek yaparsanız bu hiç olmaz. Bunun anlamı bu çok yanlış bir şey yani, ki zaten Libya'da biz bunu gördük. Yarın öbür gün yine Libya siyaseti aşiret düzeninin ötesine hani belki geçebilir ama yine o aşiretlerin kararıyla eğer bir gelişme olacaksa olacaktır. Onlar yine bu kararı veremezlerse yine efendim ne Serraç ne Hafter ne hiç kimse bir şey yapamaz. Hani onun için siyasal sistemlere müdahale etmek, suni bir şekilde müdahale etmek son derece sakıncalı sonuçlar veriyor. Yani bunu böyle hani ben yaptım oldum diyerek yapamıyorsunuz. Afganistan'da Amerika ne yapabildi? Taliban'ı, oradaki sistemi, oradaki yönetimi değiştirebildi mi? Değiştiremedi. Irak'ta ne yapabildi? Mesela Irak'ta da farklı bir yapı var. Evet. Orada da Sünnilik ve Şiilik ön planda. Şii liderler ne diyorsa o oluyor. Hadi bakalım Amerika değiştirsin bakalım. Sistani'nin dediğin üstüne bir şey söyleyebiliyor mu? Orada Muktedi El Sadr'ın efendim iktidarı veya gücü kadar Amerika'nın gücü hiçbir zaman olabildi mi? Olamadı. Kıramazsınız. Onlar tarihi gelişim içerisinde veya zaman içerisinde halkın eğitimiyle, onların seviyesiyle ilgili, ekonomisiyle ilgili bir şey. Bunu yapamazsınız. Peki son mesajınız nedir? Doğu Akdeniz ile alakalı, aslında Doğu Akdeniz konuşuyoruz ama Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu birçok başlık var. Fakat bu siyaset... Bu başlıklara, biz bu tehditlere, bu yıldırmalara, bu şantajlara boyun eğmeyeceğiz diyor. Bu siyasi ilişkilerde Türkiye'nin izlemiş olduğu dış politikalardan dolayı mı biz sürekli bu ifadeleri kullanıyoruz? Gerçekten Türkiye'nin iç ve dış politikası nasıl olmalı sorusunun cevabını sürekli konuşuyoruz ama bir kez daha konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya şöyle Aslan Bey, çok önemli bir kural şu. En önemli kural daha doğrusu. Doğru ittifak modelini bulmanız lazım. Doğru ittifaklarla yola çıkmazsanız hiçbir savaşı kazanamazsınız. Bakın doğru ittifaklarla yola çıkmazsanız dış politikada hiçbir şeyi kazanamazsınız. Yani bunu bir genellikle satranç tahtasına benzetiyorlar. Zaten Brezensky'nin bir kitabı var ya, Büyük Satranç Tahtası veya Satranç Şeyi diye. Bunu işte dünya düzeni için, dünyadaki devletlerin o çekişmesi için kullanıyor. Satranç bilenler bilir. Şimdi ne kadar taşınız varsa, kıymetli taşınız varsa o kadar kazanırsınız. Yani dünyanın
En ünlü Kasparov değil mi? Hani bizim bildiğimiz, bilmiyorum şu an daha büyük bir satranççı var mı bilmiyorum ama biz çocukluğumuz, gençliğimiz Kasparov'la geçti. Kasparov gelsin herhangi bir satranççının karşısında. Tek taşla ne yapabilir? Bir şey yapma şansı var mı? Türkiye'nin eli nasıl? İşte Türkiye maalesef sadece bir piyonu kalmış elinde. Yarım piyon, o da gitti elinden. Yani tek başına bir şah var elimizde. Ama karşımızda fil var, at var. Mesela bana göre Mısır bir vezirdir. Hani uluslararası satrançta bir vezirdir. Suriye önemli bir aktördür, bir attır yani. Kaledir yani satrançtaki karşılığı. Anlatayım yani. İsrail Amerika ile beraber bir vezir konumundadır. Hani satrançtaki gücü açısından. Belki de bir şah konumundadır şu anda. Şu anda İsrail'i şah konumuna getirdiler daha doğrusu. Yani vezir değil, şah konumu. Efendim işte Libya'yı piyon haline getirdiler. İki tane, üç tane piyon. Piyonlara çok şey var ya. Efendim Körfez ülkelerinin tamamı piyon halinde. Onların herhangi bir iradesi yok. Ve Avrupa Birliği de hani bir şah gibi davranmaya, fakat şah olmadığı gibi halde bir şah gibi davranmaya çalışıyor. O da hani bir vezir konumunda diyelim Avrupa Birliği. Biz neyiz yani? Şimdi biz hangi, aslında bizim gönlümüzden şah olmak geçiyor. Şah olmak için çalışmamız lazım. Fakat hangi taşa mukabil geldiğimizi seyircilerimizin takdirine bırakayım. Herkes düşünsün biz neyiz? Yani biz Orta Doğu satrancında bir satranç efendim tahtası ortaya konduğu zaman biz neyiz? Bir de tabii satranç tahtası var, bir de satrancı oynayanlar var. Şimdi biz neredeyiz? Hani vardı ya bir galiba Arap Dışişleri Bakanı olması lazım. Diyor ki biz diyor gittik. Efendim toplantıya gittik. İşte hani biliyorsunuz bu tip şeyler menüye benzetiliyor ya, bu tip toplantılar. İşte sormuş ya biz hani menünün ne tarafındayız? Hani nerede oturuyoruz hani? Öyle ya, şimdi menüyü paylaşacağız ya diyor. Adam gidiyor diyor ki sen diyor menüdeki yemeksin sen. Hani biz seni yemeye çalışıyoruz. Hani sen bu masaya oturamazsın. Sen ortadaki yemeksin biz. Yani şimdi biz menü müyüz? Menüdeki yemek miyiz? Evet. Orada oturan yiyiciler miyiz? Neyiz? İşte bunu evet, biz... Bu soruların cevaplandırılması lazım. Libya'da oyun kurucuyuz dediklerinde, Suriye'de oyun kurucuyuz dediklerinde tabii. Aslında biz bu başlıkları çok çok konuşmuştuk. Özellikle aslında biz derken Profesör Doktor Haydar Başbey'in uyarıları, bu manada dünya siyasetine yön veren hatırlatmaları, tarihi çözüm önerileri ekseninde konuşmuştuk. Fakat hayır, biz Libya'da oyun kurucuyuz, Suriye'de oyun kurucuyuz diyen siyaset bugün aslında o verdiğiniz örnek çok çarpıcı hatırlatmaları da yapıyor bize. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey'in amacı şuydu. Bugün Sayın Hüseyin Baş da aynı şeyi ifade etti, dikkat ederseniz. Onların amacı Türkiye'yi taş yapmak, vezir yapmak, şah yapmak değil. Türkiye'yi oyun oynayan, oyun kurucu, yani oradaki oyunu yönlendiren kişi yapmaktır. Bunun için de proje hazır. Milli ekonomi modeli, Atatürk, Ehl-i Beyt bunun için var. Bugün Türkiye'nin hani satrançtaki yerini söylemek veya tartışmak istemiyorum. Yani bu dediğim gibi tartışmalı bir konu zaten. Herkes kendi siyasi düşüncesine göre bu kararı veriyor veya konuşuyor. Ama gerçekte baktığınız zaman biz satranç oynayan taraf biz değiliz. Bir şah da değiliz maalesef. Yani daha gerisine düşmek istemiyorum. Yani şu an Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Yani Türk siyaseti getirdi diyelim. Biz getirdik, biz yaptık kendi elimizle. Evet. Tekrar oyun kurucu haline getirebilmemiz için ne yapmamız lazım? Öncelikle bölgedeki ülkelere güven vermemiz lazım. Güven. Diyecek ki ben Türkiye'ye güvendiğim zaman Türkiye beni yarı yolda bırakmaz. Mantığını biz yerleştirebilirsek oyun kurucu oluruz. Serraç bize dayandı, güvendi, ne yaptık? Biz başaramadık. Esad bize güvendi ve dayandı, onu da başaramadık maalesef. Mısır bize güvendi, onu da başaramadık. Mursi bize güvenmedi mi? Esad bize güvendi, gelip gidiyordu yani. Evet. Kaddafi bize güvenmedi mi? Hatta o kadar güvendi ki savaşta bizim tarafımızda yer aldı. Daha ne yapsın? Hani neyi, nasıl ispatlasın kendisini? Bize olan sadakatini, sevgisini, muhabbetini nasıl ishar etsin eskilerin deyimiyle? Yani nasıl göstersin? Doğru.
Bunlar esasında bize hep şunu dediler. Ey Türkiye, sen oyun kurucu ol, biz senin yanında olalım. Ama biz ne yaptık? Biz onları da kendimizi yanımıza alamadığımız gibi bütün o avantajlarımıza rağmen kendimizi de mahvettik. Aynı hatayı biz nerede yaptık? Türkiye Cumhuriyetler'de yaptık. Sovyetler Birliği dağılınca bütün Türkiye Cumhuriyetleri bir şemsiye altında toplamak konusunda hiçbir adım atamadık. İşte bugün MHP, işte Turancılık diyenler, o diyenler, bu diyen, bakın ne kadar boş konuşuyorlar değil mi? Zamanında onların elinde o iktidar vardı, o güç vardı. Hiçbir şey yapmadılar. Azerbaycan'ı, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı hepsi eli bizden uçup gitti. Ama yani Hasan Bey, şimdi Türk Birliği'nden bahseden siyaset önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak aynı, uluslararası arayla tanıtması lazım. Tabii, yani tabii. Onun için Türk Birliği'nden bahsetmek bugün bir hikayeden yok, ibaret. Yok, o imkanlar kalıyor. Elimize geçti. Evet, gerçekten var fakat yani politik bak, gerçekliğe İmam, baktığınızda... Tabii. Şimdi evet. Şöyle İmam Ali Efendimiz diyor ki, fırsatlar karınca hızıyla gelir, şimşek hızıyla gider. Elimize geldi bu fırsat, bakın. Bazen hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Allah size hani bazı imkanlar sunar. Eğer onu değerlendiremezseniz de elinizden alır. Bizim elimize Türk dünyası ile ilgili çok iyi ilişkiler kurma şansı geçti, yapmadık. İslam dünyası bizim peşimize takıldı, yapmadık. Efendim hepsini heba ettik ama şimdi diyoruz ki efendim biz yani şu an itibariyle maalesef olumlu konuşacak bir konu yok bu peki. Anlamda. Ama çözüm önerileri açısından konuşulanlar da mutlaka dikkate alınmalı, kulak tabii, verilmeli. Kesinlikle. Hatırlatmalarınız çok önemliydi. Aslında parantez içerisine biz Doğu Akdeniz'i 30 Ağustos konuşuyor olsak da Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili çok enteresan veriler var. Onları artık yarına bırakacağız. Bu başlıklar çerçevesinde aslında bir devlet modeline, bir lider modeline ve bu manada iç siyaseti ve dış politikayı belirleyecek bir medeniyet anlayışına bugün ihtiyacınız var. Aslında milli ekonomi modeli örneğiniz, Ehl-i Beyt örneğiniz, Atatürk vurgunuz, Profesör Doktor Aydarbaş vurgunuz aslında bu gerçekleri kurumsallaşmış yapıyı şekillendiren en önemli değerler. Bunları da hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bitiriyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Aslında 30 Ağustos ve Doğu Akdeniz etrafında şekillendi. Bir tarafta Suriye bataklığından bataklığına giren ve kurtulmaya çalışan, Libya bataklığına giren ve kurtulmaya çalışan bir Türkiye fotoğrafı karşımızda olsa da Türkiye'nin iç ve dış politikası, ekonomisi, iç ve dış siyaseti nasıl olmalı sorularının cevabı ve çözüm önerilerini konuşmamız dünden daha fazla ihtiyacımız olan başlıklar. Bitiriyoruz. Yeniden birlikte oluncaya kadar. Hoşça kalın efendim.